Başkanım, zorlu bir süreç. Geçen hafta takım bir puan aldı ve iyi mücadele etti. Öncelikle bu maç hakkında ne diyeceksiniz? Tabii aramıza sonradan katılan futbolcu kardeşlerimiz de oldu. Özellikle ikinci kampın sonunda geldiler. Buna rağmen iyi mücadele ettik, iyi direndik. Verilmeyen birbirine net penaltımız vardı. Elle oynama vardı yani. O da verilmiş olsaydı belki bugün 3 puanımız olmuş olacaktı. Ben futbolcularımızı kutluyorum. Teknik heyetimizi de tebrik ediyorum. Yani iyi hazırladılar bu süreçte. Böyle çok sakat vermeden lige başlamak, bu da bizim için önemliydi. Tabii eksiklerimiz var mı? Var. Onu da gördük. Bizim birkaç haftaya daha ihtiyacımız var takım olarak. Ama bir puan iyi puandır. Konya deplasmanından alınan bir puan iyi puandır. Bu anlamda memnunuz bir puandan. Başkanım, tabii aynı zamanda bir teknik direktör sorunu var. Yani takım başı tabii ki Aykan Hoca çıkıyor ama siz kimseyle daha henüz resmi bir mukabele imzalamadınız. Evet, öyle yaptık. Ama hocalarımız var, hem sportif direktörümüz var. Tecrübeli, Süper Lig'de top oynamış, Ankara Gücü'nde 7 sene mücadele etmiş bir Adnan hocamız var. Onun haricinde bizimle birlikte 2 sezon çalışmış bir Aykan hocamız var. Evet. Ve ekibi var. Yani çalıştıran bir ekip var. Tabii bu transfer yasağıyla birlikte bunların kararını vereceğiz. Onunla ilgili çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Biliyorsunuz yani diğer kulüpler, borcu büyük olan kulüpler bir şekilde yapılandırmalarını yaptılar. Burada bizim beklentimiz, bütün incelemeler yapıldı. Muhasebe kayıtları incelendi. Evraklar, istenilen evrakların tamamı tamamlandı bayramdan önce. Bütün eksiklerimizi giderdik. Sadece bir talimat beklediklerini söylediler. Biz de bekliyoruz. Yani biz de yapılandırma yaptığımız zaman belirlediğimiz futbolcular var. Onların isimlerini şu an zikretmiyoruz. Kimseyle paylaşmıyoruz. O belirlediğimiz futbolcuları transfer edeceğiz. Daha sonrasında bakacağız pozisyona. Hoca ihtiyacı varsa hocaya da transfer yapacağız. Biliyorsunuz bayağı bir boşta hocamız var. Hem yerli hem yabancı hoca var. Özellikle sevindirici bir durum var. Son yıllarda artık ülkemizde yerli hocalarımız da gayet başarılı. Yani baktığınız zaman takımlar, Süper Lig takımları da ağırlıkta hep tercihlerini yerli hocalardan yana kullanıyorlar. Bizim hocalarımız da kendilerini yetiştirdiler. Onun için bizim de ilk tercihimiz yerli hoca olacaktır. Başkanım, tabii biraz önce Bankalar Birliği'ni bahsetmiştiniz. Bu neye bağlı? Ne olursa Bankalar Birliği... Eksik olan ne başkanım? Evet, eksik olan hiçbir şey yok. Eksik olan sadece bir talimat bekliyoruz diyorlar. Bekliyoruz. Yani Türkiye'de maalesef işler bu şekilde gidiyor. Biz eksiklerimizi giderdik. Ankara Gücü büyük bir camia. Şunu söyleyeyim. Gerçekten bu ligde olması lazım. Bugün işte görüyorsunuz, Nike firmasından geldiler. Özel olarak 9 kulüp var biliyorsunuz Süper Lig'de Nike'la çalışan, zannedersem öyle herhalde, ya 8 ya 9 olması lazım. Tercih bizim Ankara Gücü'nden yana oldu ve futbolcuların hangi malzemeleri tercih ettikleri, malzemelerin faydalarının neler olduğunu, bununla ilgili burada bir seminer de verdiler bugün. Bunun da nedeni şu: umulmadık bir performans sergiledik. Biz Ankara Gücü taraftarları olarak, camiası olarak çok fazla ürün sattık. Diyebilirim ki diğer storları geçtik yani. Muhtemelen öyle oldu. Herkesi geçtik ve iddialı da gidiyoruz. Çünkü mal çektiler, malzeme çektiler, forma falan. Emin olun ilk haftasında bitirdik. Şimdi hal öyle olunca beklenmedik bir olay gelişmiş oldu. Mağazamız gayet güzel çalışıyor. Onunla birlikte gezici mağazamız da var biliyorsunuz, otobüsümüz. O da güzel işleri yapmaya başladı. Ürün çeşitliliğimizle birlikte emin olun bayağı bir olumlu gelişmeler oluyor. Biz de işin gerçeğe şaşırdık. Firma yetkilileri de şaşırdı. Beklenmedik bir talep oluştu. Bu da, şimdi şunu demek istiyorum. Gelir kaynağından ziyade yani insanlar
Bu özlem içerisindeymiş. Demek ki insanlar Ankara Gücü'ne bağlı olan, bağımlı olan veyahut da başarılı olmasını isteyen yüz binlerce, milyonlarca halk var burada Ankara'da. Dolayısıyla Süper Lig'de olması gereken bir takım Ankara Gücü. Bizim bütün mücadelemiz, çalışmamız, gayemiz Ankara Gücü'nü başarılı kılmak ve daha üstlere taşımak. Yani şehrimize layık olmaya çalışıyoruz yönetim olarak. Taraftarlarımıza, camiamıza layık olmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz bu noktada devam ediyor. Ama güzel gelişmeler de var. Artık şimdi hükümet yetkililerinde bir adım atması lazım. Çünkü biliyorsunuz yani Trabzonspor yapılandırmasını yapalı 2 ay oldu. Transferlerini yaptı, rutuşlarını çekiyor, borçlar ödendi. Şimdi biz de bir şekilde faydalanmamız lazım. İşte Beşiktaş faydalandı, Galatasaray faydalandı. Bunlar hem de milyarlara borcun üzerinde yapılandırma yaptılar. Bizim böyle büyük borçlarımız yok. Ve gerek bu sezon dediğimiz gibi hem stor gelirlerimizde hem de stat gelirlerimizde biz artıya geçeceğimizi düşünüyoruz ve dediğimiz gibi de devam ediyor. Yani beklentilerimizin üzerinde stordan bir gelir elde etmeye başladık. Aynı şekilde inşallah huzurlu bir ortam sağlarsak, stadda huzur olursa burada tabii herkese görev düşüyor. Özellikle taraftarlara abilik yapan liderlere. Eğer bu huzur ortamı oluşursa o huzur ortamıyla birlikte aileler, çocuklar, gençler, herkes stada gelecektir ve dolayısıyla bana göre birçok maçımızı kapalı gişe oynayacağız diye düşünüyorum. Başkan tabii bugün biraz biletlerde indirim kombine, oldu. Kombine konusuna değinecektim. Başkanım kombineyi bugün indirime gidildi. Bir de bununla beraber ben ayrıca bir sorum olacak. Şehit yakınlarıyla, şehit aileleriyle alakalı da evet. Kombine konusunda bir çalışma var. Bunu da bir dile getirebilirsiniz, iyi olur. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Biz eğer burada sizler, bizler bir aradaysak, işte futbol takımımız burada antrenman yapıyorsa, ailelerimizle birlikte huzur içerisinde yaşıyorsak, bunu biz şehitlerimize borçluyuz, gazilerimize borçluyuz. Özellikle de şehitlerimize. O ailelere ücretsiz kombine vereceğiz, desteğimiz olacak. Bu ayın sonuna kadar tabii müracaat etmeleri lazım. Bu şartla onlara kombine desteği yapacağız, ücretsiz vereceğiz. Yani onun haricinde her türlü desteği veririz yani. Satışta durumda başkanım, kombinelerde durum nedir? Kombinelerde işin gerçeği biraz protesto da edildik. Yani fiyat yüksek bulundu, önemli değil. Ama biz sadece biraz önce de söyledim ya, Ankara Gücü'nü yukarılara taşımak için mücadele ediyoruz. Bu sene de taraftarlardan beklediğimiz şuydu. Yani bunları dert etmesinler. Kombine fiyatlarını, bilet fiyatlarını bir fedakarlık içerisine girsinler. Hep beraber fedakarlık yapalım. Kulübümüzü şu sıkıntılı durumdan kurtaralım. Birlikte kurtaralım. Zaten bu sezon özellikle de şunu söyledik işte. Biz birlikte güçlüyüz diye. Evet. İşin gerçeği kombinelerdeki indirim de şöyle oldu. Bu Konya maçında özellikle Konya maçına giden taraftarlarımızdan ciddi anlamda bize kombine biletlerimizi indirmemizi istediler. Veyahut da bilet fiyatlarını biraz daha aşağı çekmemizi talep ettiler, rica ettiler. Bir de biliyorsunuz Konya'da birlik bütünlük içerisinde 90 dakika takımımızı desteklediler. En ufak bir olumsuzluk olmadı. Huzursuzluk olmadı. Takıma da yansıdı tabii. Takıma da yansıdı. Takımımın direnci arttı. Bunun aynı şekilde İç sahada da devam etmesi lazım. Bir jest yapalım dedik. Bir adım gelindi. Biz de 10 adım geldik gibi. Bakacağız. Bundan sonraki süreçte inşallah bu şekilde sadece amacımız takımımızı desteklemek olmalı. Sadece takımımızı destekleyeceğiz. Taraftarlarımızdan beklentimiz o. Burada da bir kolej havası ortamında ailelerin gelebileceği, bayanların gelebileceği, genç kızların gelebileceği, çocukların gelebileceği bir tribün oluştururuz diye uğraşıyoruz. Stat oluştururuz diye. İnşallah onu da hep birlikte başaracağız. Onun için tabii çirkin tezahürattan uzak durmak lazım. Huzur bozmamak lazım. Devamlı pozitif davranmak. Bunun başka yolu yok. Devamlı pozitif olacağız. Bu sefer görecekler. Taraftarlarımız da mutlu olacak. Camia da mutlu olacak. Onun haricinde
diğer şeyleri düşünmüyoruz bile. Yani olasılıkları hiç düşünmemize gerek yok. Başkanım, Ankara'da en son 28 Ocak'ta Eryaman Spor'una yenildi. Uzun sürede de yenemiyor. Taşık Yedai oldu. Bu hafta sonu maç için bu önemli bir veri. Taraftarların mesajınız vardır mutlaka. Tabii şimdi şunu söyleyeyim. Yani ufak da olsa biz bir adım attık. Bu birlik beraberliğin devam etmesi anlamında Konya'daki o sinerjinin, o olumlu havanın, o takıma olan desteğin devam etmesi anlamında bir adım attık. İnşallah iyi algılanır. Başka bir art niyetimiz yok. Burada emin olsunlar, takımımıza sahip çıkalım. Futbolcuları demolize etmeyelim, morallerini bozmayalım. Onları devamlı destekleyelim. Bunu da zaten yapacak güçteyiz biz Ankara Gücü camiası olarak, taraftarlar olarak. Bunu yaptığımız zaman emin olun ki inşallah 3 puan alacağız. Yani bu haftayı da zaten 3 puanla geçirebilirsek işin %10'luk kısmını atlatmış oluruz. İnşallah %90'lık kısmını da atlatırız. Başkanım, sizin bir mesajlarınız vardı özellikle Büyükşehir'e ve son dönemde bir göğüs reklamı formaya geldi. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz ve buradaki sağlanan gelir transfer yasasının katmasına sağlıyor mu? Şimdi şöyle bir şey var. Biz belediye başkanımızla bugün de görüştük. O imkanlarını zorlayacağını söyledi. Ve net meblağ ortaya koyulmadı. Ama buna rağmen biliyorsunuz biz geçen sene sponsorluk anlaşmasını yapmadığımız halde Makine Kimya Kurumu'yla, yani Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan bir kurumla devam ettik. İyi niyetle birlikte devamlı bu sponsorluk anlaşmasının olacağını düşündük. Maalesef geçen sene cami olarak bir hayal kırıklığına uğradık. Yönetim olarak bizler de hayal kırıklığına uğradık. Bunun böyle olmaması lazımdı. Çünkü bu kulübün kuruluşunda yani makine kimya işçilerinin, daha doğrusu cepheye mermi üreten, top mermisi üreten, silah mermisi üreten işçilerin kurmuş olduğu bu kulüp. Yani İmalat-ı Harbiye. Bunun böyle sahipsiz kalmaması lazımdı. Bunun da desteklenmesi lazımdı. Yani sadece desteklersen zaten sponsorluk anlamında eğer burada Süper Lig'de bir takıma göğüs reklamı veyahut da isim sponsorluğu verdiğiniz zaman bedeli bellidir. Bu anlamda hem de kurum da kazanacaktı. Biliyorsunuz ligde en fazla gol yiyip küme düşen takımdık. Ama şimdi geldiğimiz nokta Süper Lig'deyiz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Burada da biz tabii ki Makine Kimya Kurumu'ndan destek bekliyoruz, kurumundan da. Bunları da aşacağımıza inanıyorum. Biraz zor oluyor bizim Ankara'da bu işler ama inşallah aşarız. Sen soracağını söyledim zaten. Bana bırakma. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa başkanım. Ben şunu söylüyorum. Sadece başarının birlikte ve beraberlikte geleceğini söylüyorum. Başarının anahtarı her zaman söylediğim gibi birlik ve beraberliktir. Bunun için maçlar kazanılabilir, kaybedilebilir. Mühim olan bizim bir ve beraber hareket edebilmemiz. Bundan dolayıdır ki bu sezon ne diyoruz? Birlikte güçlüyüz diyoruz. Gerçekten birlikte güçlüyüz. İnşallah birlikte bu yapılandırma problemini de çözeceğiz Bankalar Birliği'nin. İnşallah dediğim gibi makine kimyanın işini de çözeceğiz ama hep bunu birlikte başaracağız. Sadece burada esas olan Ankara Gücü'nün yaşaması ve başkente yakışır bir takım olması. Yani ülkenin, biliyorsunuz her seferinde söylüyoruz, yani ülkenin başkenti, fakat bir tane şampiyonluğumuz yok. İlk üçe giremiyoruz. Hep küme düşmeye mi oynayacağız? Yani artık bunu aşmamız lazım. Bir şekilde bunun zamanı geldiğini de düşünüyorum. Ufak bir dokunuşla görün bakın neler yapacağız. Çünkü bu camiada bu var. Bu camia güçlü bir camia. Allah'ın izniyle diyorum, Allah'ın da yardımıyla biz belki de Avrupa kupalarına bile gideriz. Ama tabii her şeyden önemlisi biraz da adaletli davranmak lazım. Yani adalet de olmalı. Şimdi biz bekliyoruz. Bakıyorsun bazı kulüpler bir ay önce, iki ay önce yapılandırmasını yapmış, transferini bitirmiş. Hazır vaziyette seni bekliyor. Yarın maça çıkacağız. Yani bunun da artık göz ardı edilmemesi lazım diye düşünüyorum. Sağ olun başım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.